Herkese merhabalar. Bu videoda CV Enerji şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançoların seyrine baktığımızda satışların bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre azaldığını görüyoruz. Faaliyet karının yine aynı şekilde bir önceki yıl enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre azaldığını görüyoruz. Burada çok büyük bir sorun yok. Zaten birçok şirket enflasyon muhasebesi uygulanınca benzer görüntüye sahip. Hatta bazı şirketler negatif faaliyet karları da açıklayabiliyor, zarar ediyor konumunda da olabiliyorlar enflasyon muhasebesi sonrasında. Yani bu şirketin şu anda faaliyet karı ve satışları gelişimi anlamında çok büyük bir sorun yok. Sorun net kar tarafında şirketin parasal pozisyonlar kaynaklı zarar etmiş olması gibi görünüyor. Geçen yıl bu şirket kâr eden bir şirketmiş. Fakat bu yıl enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra 2023 yılı itibariyle zarar eden bir şirket konumuna gelmiş gibi görünüyor. Ben her zaman faaliyet karlarını daha çok önemsiyorum. Faaliyet karları yükselmeye devam ettikçe diğer parasal pozisyonların kayıplarını telafi edecektir zaman içerisinde. Fiili dolaşım oranı %23,17 düzeyinde. Halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı da gayet güzel, güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman yüksek çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyorum. Yani piyasa sanki hak ettiği değerin üzerinde bu şirkete hala fiyat veriyor görüntüsünde. Hak ettiği değer biraz daha aşağıda olabilir son bilançosuna göre. Şirket bilgilerine baktığımızda Tarzan Tarık Sarvan sermayedeki payı %71,73, oy hakkı oranı %81,95, Volkan Yılmaz sermayedeki payı %5,09, oy hakkı oranı %5,51, halka açık kısmın bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki payı %23,18, oy hakkı oranı %12,54. Eşit ve adil olmayan bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime eklemiyorum. Fakat kısa vadede tabii ki al satlar yapılabilir. Sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kişilerle ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Sermaye artırım ve temettüler kısmında yeni halka arz olan bir şirket olduğu için çok büyük bir veri yok. Dolayısıyla temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket değil. Sermaye artırımları tarafında da yeni halka arz olduğu için yakın zamanda tekrar bir sermaye artırımı ihtiyacı hissetmeyebilir şirket. Fon pozisyonlarına baktığımızda birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Şirket tabii ki yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için tematik fonların yatırım yapması daha kolay. Yani sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji fonları bu tarz şirketlere yatırım yapmak zorunda zaten. O yüzden bulunduğu sektör itibariyle de fonların yatırım yapmasını sağlayabilecek bir şirket olduğunu görüyoruz. Birçok yatırım fonu da bu şirkette yatırımcı pozisyonda. Bu da gayet güzel bir durum diyebiliriz. Yeni iş ilişkileri kısmına baktığımızda şirket en son 12 Mart 2024 tarihinde yeni iş ilişkisi açıklamış. Daha önce 12 Şubat 2024, 1 Şubat 2024 ve geriye baktığımızda sürekli yeni iş ilişkileri açıklayan bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu tarz yeni iş ilişkileri açıklayan şirketler yatırımcı ilgisini canlı tuttuğu için daha pozitif fiyatlamaya sebebiyet verebiliyor. Esasında bu yeni iş ilişkilerinin yıllık satışlara etkisi çok düşük olabiliyor. Fakat yine de yatırımcı ilgisi, yatırımcı algısı tarafında daha pozitif bir hareket ediyor. Yani şirketin hala faaliyetlerinin devam ettiği, satışlarının devam ettiği, karlılığının devam edeceğine yönelik sürekli haber alıyor olmak yatırımcı tarafından bir pozitif etki yaratıyor. Şirket de bunu fark etmiş, sürekli yatırımcıları yeni iş ilişkilerinden bilgilendiriyor. Hisse fiyatı da bu nedenle daha pozitif hareket edebilir. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %23,36 düzeyinde. Bir önceki yıl %22,13 düzeyindeymiş. Yani şirketin brüt kar marjı artmış. Gayet güzel bir görüntü. Faaliyet kar marjı %20,27 seviyesinde. Bir önceki yıl %21,05 seviyesindeymiş. Faaliyet kar marjı stabil bu seviyelerde diyebiliriz. Öz kaynak karlılığı eriyor görüntüsünde negatif bir görüntü. Şöyle bir de borçluluk tarafına bakalım şirketin.
Şirket nette borçlu bir şirket ve borçları artmaya devam ediyor. Bu negatif bir görüntü. Özellikle finansman maliyetinin arttığı bu ortamda borçların artmaya devam ediyor olması negatif. Borçlar dizginlenirse daha güzel bir görüntü olabilir ya da aşağıya düşerse yeni yatırımlar için biraz yer açıldığı hissiyatı oluşabilir. Grafiğine baktığımızda şirketin tabii ki halka arz olduktan sonra özellikle yenilenebilir enerji sektöründe de faaliyet göstermesi nedeniyle çok pozitif bir yükseliş hareketi görüyoruz. Daha sonra da Borsa İstanbul'un düzeltmesiyle birlikte düzeltmesini yapmış, tepki yükselişini yapmış. Şu anda da sallanıyor, yatay düşey bir zaman geçirerek esasında bilançoların kendi değerine ulaşmasına çalışıyor. Son açıkladığı bilançoyla da içsel değerini bence arttırdı. Dolayısıyla her açıkladığı bilançoda içsel değerini arttıracak. Diğer taraftan da hisse fiyatı böyle dalgalanmaya devam edecek ve hisse fiyatıyla içsel değeri artık yakınlaşacak ve diyeceğiz ki çarpanlar artık normal ya da ucuz. Dolayısıyla yatırım yapılabilir seviyeye gelmiş dedikten sonra da yavaş yavaş daha da yukarıya gidecek diye düşünüyorum. Yani şu anda hala şu büyük yükselişin düzeltmesini yapmaya devam ediyor ve bir süre daha böyle yatay düşey bir bantta hareket edebilir. Çok büyük çaplı yükselişleri gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten o büyük çaplı yükselişi ilk halka arz sonrası büyük oranda yapmış görüntüsü var. Buradan sonra neler olabilir? Tabii ki eğer 224.9 seviyesine gelirse daha önce de destek aldığı yakın seviye burası bir alım fırsatı olur bu şirket için diye düşünüyorum. Son bilançosunu incelediğimde yani hala primli, hala yüksek fiyatlarda işlem görüyor ama yine de 224.9 seviyesi güzel bir alım fırsatı olur. Bu seviyenin altındaki her değer diyebiliriz esasında. Çünkü 224.9'dan belki hemen yukarıya tepki vermeyebilir. Buraya gelir ve buradan belki biraz daha aşağı noktadan tepki verebilir. O yüzden 224.9 ve altındaki tüm değerler bence orta uzun vadede alım fırsatıdır. Tabii ki yeni ve olumsuz bir bilanço açıklamadığı sürece bunu söylüyorum. Son açıkladığı bilanço bence çok kötü değildi. Fakat beklentiler belki daha yüksek olduğu için her bilanço sonrasında adil değerine biraz daha yaklaşıyor şirketin hisse fiyatı diyebilirim. Bir sonraki bilançoda da yine adil değerine biraz daha yaklaşacaktır. Zaman içerisinde de daha yukarıya gidebilir. Olur da pozitif bir haber akışı gerçekleşir, yukarıya doğru bir hareket başlarsa yakın vadede yeni bir bilanço açıklanmadığı sürece 376, 326-25 ve üzerindeki değerlerin de kar realizasyonu için uygun olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir alım satım penceresi oluşabilir. 225 değerinden al, 325 değerinden sat gibi bir hareket yapılabilir görüntüsü var bence. 326 ve üzerindeki değerler satış için güzel değerler gibi görünüyor. 224 ve altındaki değerler de alış için güzel değerler gibi görünüyor. Şu anda şirketin hisse fiyatı tam ortalarda. Almaya da satmaya da çok uygun olmayan seviyelerde gibi görünüyor. Yönü tam net belli değil. Buradan yukarıya gidip satış fırsatı da verebilir. Aşağıya inip alım fırsatı da verebilir. Bu aşamada alım ve satımın en zor olduğu bölgelerde olduğunu söyleyebilirim. Yani elimde olsaydı satmazdım. Dışarıda olsaydım da almazdım. Bu seviyeden, bu fiyattan ancak bir hareket gelmesini alım ya da satım fırsatı gelmesini beklerdim işlem yapabilmek için. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.